memlekette hilesiz gerçekten hilesiz hurdasız bir şey olmuyor ama bu komik. Komik olay ya komik aslında. Köpeği boyayıp satmışlar. Evet, köpeği boyayıp internetten Diyarbakır'da bir kadın hayvan sahiplenmek istemiş, internette görmüş. işte köpeğin maması ve işte ee, hani oluyor ya e, yatak alıyorsun mama alıyorsun ya da veteriner masraflarını karşılıyorsun köpeği öyle sahipleniyorsun kadın internetten böyle maltipo diye bir e, ırkı sahiplenmek istemiş görmüş beğenmiş hayvan da böyle turuncu renginde kızıl turuncu ondan sonra çok beğenmiş konuşuyor anlaşıyor 4000-4500 lira gibi işte mama ve veteriner parası gönderiyor köpek geliyor kadına Ondan sonra kadın veterinere götürüyor köpek hiç çok farklı bir ırktan siyah yaşlı bir köpek olarak diyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Yani köpekleri de boyayıp da satmayı da akıl ettiniz ya. Ben artık ne diyeyim? Gerçi yakalanmışlar, gözaltına alınmışlar falan filan ama ne olur ne biter bilmiyorum ama ee, zaten köpek satın almayın. Sahiplenecekseniz gidin barınaklardan bulunduğunuz illerin, ilçelerin barınaklarına gidin. Orada bir sürü canlar var. Gidin onları sahiplenin. Yani sırf ırk diye, sırf turuncu diye, sırf bilmem ne diye almayın. Böyle dolandırılıyorsunuz. Yazık günah ya yapmayın. Ama bu son noktaya da geldik ya. Artık ben hiçbir şey diyemeyeceğim. Gerçekten diyemeyeceğim. Saç olayında bu iki tane teröristle ilgili haberleri okudum. Biraz da inceledim. Bu adamlar 9 yıldır aranıyormuş. Bu TUSAŞ olayında da güvenlikle ilgili aslında çok konuşulması gereken konu var. Koskoca TUSAŞ'ı güvenlik e, görevlilerimi koruyor falan filan diye bir sürü şey gündemde oldu. Ama ben şunu sormak istiyorum. Ya bu iki terörist 9 yıldır aranıyor. 9 yıldır aranıyor bu iki terörist. Tamam ya kardeşim yani bunlar Ankara'ya gelmeden yani bu hemen otobüsten indiler koşa koşa geldiler de orada eylem mi yaptılar? Hayır bunlar çok öncesinden gelmiş olmaları gerekiyor ki planlandı o oldu bu oldu. Ondan sonra bu eylemi gerçekleştirdiler. E peki bu 9 yıldır aranan iki terörist Ankara'da nerede barındı? Nereye gitti ne yaptı bu insanlar? Ee, hani hepimiz biliyoruz gidiyorlar bir tatbikat yapıyorlar oraları gözetliyorlar bilmem birçok kez dışarıya çıktılar birçok kez şey yaptılar Abi ben Muğla'da yani şehirler arası otobüsle oradan oraya giderken insan kaç kere durduruyorlar kimlik soruyorlar bakıyorlar böyle. Giriyorlar kimlik numaralarımızı suçluysak yakalıyorlar değilsek devam ediyoruz. Hani ben kaç kere buna maruz kaldım? Bu insanlar Ankara'nın göbeğinde sahte kimlikle hiç buna maruz kalmadılar mı? Bu da bana şunu düşündürüyor. Aramızda acaba kaç tane sahte kimlikle suçlu geziyor? Bu da güvenlikte bir sıkıntı olduğunu göstermiyor mu? Yani bir an önce çok daha fazla ekiplerin e, bu kontrolü yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Adamlar elini kolunu sallaya sallaya gitti tusaşta eylemini yaptı ve orada e, polisimiz askerimiz şehit oldu öldü insanlarımız öldü. Yani gerçekten bu bu soru da çok konuşulur gibi geliyor bana. 9 yıldır aranan Diyarbakır surda e, askerlerimizi polislerimizi şehit eden aranan bu iki azılı iblis 9 yıldır aranıyor ama elini kolunu sallayıp geliyor Ankara'nın göbeğinde TUSAŞ'ın önünde eylemini yapıyor. Aklımda dedi sorular.